Gebelik, anne bedeninin tamamen çocuk için bebek yararına çalıştığı bir dönemdir. Ve gebeliğin ilk 3 ayında, aşağı yukarı ilk 3 ayında bebeğin, anne karnındaki bebeğin tiroid bezi henüz gelişmemiştir. Dolayısıyla annenin tiroid hormonunu alır. Çünkü nöromotor gelişimi için, sinir sisteminin gelişimi için tiroid hormonuna ihtiyacı var. Anne bu ihtiyacı karşılayabilmek için tiroid hormonunu arttırmak zorunda. İşte bu süreçte annenin tiroid bezi genişler, büyür, hizmet verebilmek adına. Tiroid bezinin büyümesine guatr diyoruz. Dolayısıyla gebelik sırasında yaklaşık yarı yarı iki katına kadar büyümeyi normal kabul ediyoruz tiroid bezinde. Müdahale etmek gerekir mi? Genellikle hayır. Hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Çünkü gebelik bitince o tiroid bezi küçülecek, normal düzeyine inecektir yeniden. Son zamanlarda en çok merak edilen şey gebelik sırasında tiroid hormonu anne alsın mı almasın mı? Burada iki nokta var. Eğer kadın gebelik öncesinde de tiroid hastası idiyse ve tiroid hormonu alıyor idiyse mutlaka devam etmesi lazım. Ve o gebelikteki artan ihtiyacı karşılamak için daha yüksek dozlarda tiroid hormonu alması lazım ki bunu hekim takibinde yapması gerekiyor. İkincisi, TSH değerinin 2,5 gibi bir sınırımız var. 2,5'un altında olması gebelik boyunca, gebelikten önce ve gebelik boyunca takiplerde tercih ettiğimiz bir değer. Bunu sağlamak için de bazen tiroid hormonu veriyoruz. Çünkü yapılmış çalışmalar şu anda gösteriyor ki bize annenin TSH düzeyi gebelikten önceki yakın dönemde ve gebelikte 2,5'un altında ise bebeğin ileriki yaşlarında zeka, sosyo-kültürel zekası daha yüksek oluyor. İşte onun için bazen hiçbir tiroid hastalığı yoksa bile gebeye TSH'si yüksekse tiroid hormonu verebiliyoruz.